Merhabalar arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman yukarıda verilenlerden hangileri tek cins atom veya tek cins molekülden oluşmuştur? Elementler tek cins atomlardan oluşmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Bileşikler ise tek cins moleküllerden oluşmuşlardır. Dolayısıyla bu ikinci öncülümüz de doğrudur. Karışımlar ise birden fazla cins atom veya moleküllerden oluşmuştur. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir. Sodyum katısı, su sıvısı ve sodyum klorürün sulu çözeltisi maddeleri ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır demiş arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımızda tek cins tanecik içerme, sodyum katısı ve su sıvısı tek cins tanecik içerirken, sodyum klorürün sulu çözeltisi sodyum klorür ve su içereceği için tek cins tanecik içermez. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. Homojen olma, elementler ve birleşikler zaten homojendir arkadaşlar. Sodyum klorürün sulu çözeltisi homojen bir karışımdır. Dolayısıyla homojen olma ortaktır. Belirli bir sembolü ya da formülü olma. Sodyumun sembolü, suyun formülü ancak sodyum klorürün sulu çözeltisinin herhangi bir sembol veya formülü yoktur. Dolayısıyla ortak değildir. Cevabımız yalnız 2 B seçeneği olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri hem elementler hem de bileşikler için ortaktır demiş arkadaşlar? Birinci öncülüğe baktığımızda sembolle gösterilme. Elementler sembolle gösterilirken bileşikler formüllerle gösterilir. Dolayısıyla birinci öncül ortak değildir. Belirli ayırt edici özelliklerine sahip olma. Hem elementler hem de bileşikler belirli ayırt edici özelliklere sahiptir. Dolayısıyla ikinci öncül ortaktır. Kimyasal yolla bileşenlerini ayrıştırılabilme. bileşikler Bileş e, kimyasal yollarla bileşenlerini ayrıştırabilirken elementler ayrıştırılamaz. Dolayısıyla üçüncü öncül ortak değildir. Cevabımız yalnız iki yani B seçeneğidir. Aşağıdaki maddelerden hangisi laboratuvarda oksitleyici maddelerin bulunduğu kapların etiketlerinde kullanılması zorunlu olan bir işarettir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki yanma tepkimeleri oksijenle olan tepkimelerdi. Oksijen yakıcı olarak görev yapmakta. Oksitleyici deyince aklımıza yakıcı gelecek bu nedenle. O halde sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z maddelerinin sabit basıştaki bazı özellikleri verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre yargılanan hangileri doğrudur? Tablodaki bilgiye baktığımızda öncelikle X için bakıyoruz. X homojendir. Tek cins atom içermez ve belirli bir öz kütlesi vardır. Arkadaşlar hem homojen hem de belirli bir öz kütlesi varsa bu bir sab maddedir. Bildiğiniz gibi sab maddeler neydi? Element ve bileşiklerdi. Ancak burada tek cins atom içermediğini söylediği için bu maddemiz bileşik olmak zorundadır. Demek ki x dediğimiz aslında bileşiktir. Y'ye baktığımızda homojen tek cins atom içerir ve belirli bir öz kütlesi vardır. Dolayısıyla arkadaşlar burada homojen ve belirli bir öz kütlesi olduğu için sam maddedir. Tek cins atom içerdiği için de Y'nin element olduğunu söyleyebiliriz. Z'ye baktığımızda homojendir. Tek cins atom içermez ve belirli bir öz kütlesi yoktur. O zaman saf bir madde değildir. Dolayısıyla bu bir karışımdır. O zaman Z'nin de karışım olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle X bileşik Y element ve Z de karışımdır. Birinci öncülde X bileşenlerinin özelliğini taşımaz demiş. X bileşikti arkadaşlar. Bileşikler bileşiği oluşturan elementlerin özelliğini taşımaz. Doğrudur. Y bir elementtir. Y'nin bir element olduğunu bulduk. Doğrudur. Z formülle gösterilir. Karışımlar formül veya sembolle gösterilmez. Yanlıştır. 1 ve 2 yani C seçeneği doğru cevap olacaktır. Bir madde aşağıdaki özelliklerden hangisine sahipse kesinlikle arı madde yani saf madde değildir. Saf madde dediğimizde arkadaşlar hemen aklımıza element ve birleşikler gelmelidir. A baktığımızda belirli bir sembolünün olması bu elementten bahsetmektedir. Dolayısıyla saf maddedir. Tek cins molekül içermesi. Burada arkadaşlar CH4 gibi bir molekül tek cins molekül içerebileceği gibi oksijen gazı gibi O2 gibi bir elementel molekül de tek cins molekül içerir. Dolayısıyla bu da sam madde olduğunu bize söyler. Farklı cins atom içermesi örneğin CH4 farklı cins atom içerir ve bir bileşiktir arkadaşlar. Sam maddedir. Farklı cins molekül içermesi ise bir karışımdan bahsetmektedir. Karışımlar sam madde değildir arkadaşlar. Bileşenlerin özelliğini taşıması yine Kesinlikle arı madde olmadığını bize söylemeyecektir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tablo bazı özelliklerin maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerinin hangilerinde ayırt edici olduğunu artı, hangilerinde ayırt edici olmadığını eksi göstermek için hazırlanmıştır. Tabloda bu özelliklerden hangisinin ayırt edici özelliği yanlış işaretlenmiştir. Hemen bakalım arkadaşlar. Öz kütle Katı, sıvı ve gazlar için ayırt edici bir özelliktir. Dolayısıyla özgütte doğru işaretlenmiştir. Donma noktası sıvılar için ayırt edici özellik, katı ve gazlar için ayırt edici özellik değildir. Dolayısıyla donma noktasına doğru işaretlenmiştir. Esneklik sadece katılar için ayırt edici özelliktir. Sıvılar ve gazlar için ayırt edici özellik değildir. Ancak burada sıvılar için de ayırt edici özellik olduğunu söylemiş. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Sıcaklıkla genleşme katı ve sıvılar için ayırt edici özelliktir arkadaşlar. Dolayısıyla doğrudur. Çözünürlük katı sıvı ve gazlar için ayırt edici özelliktir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Saf bir madde ile ilgili bize bazı bilgiler vermiş. Bu madde aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Hal değiştirirken sıcaklığının sabit kaldığı bilinmektedir diyor. Arkadaşlar hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalan maddeler saf maddelerdir. Saf madde dediğimizde aklımıza element ve bileşikler gelecek. Baktığımız zaman karbondioksit bir bileşik, hidroklorik asit bir bileşik, oksijen gazı bir element, helyum bir element ve su da bir bileşiktir. İkinci bilgide de tek cins molekül içerdiği yani molekül olduğunu söylüyor. Şıklara baktığımda karbondioksit bileşik molekül, hidroklorik asit bileşik molekül, oksijen gazı elementel molekül ve su da bileşik moleküldür. Ancak helyum e bir molekül değildir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda görselleri verilen laboratuvar malzemelerinden hangisinin adı yanlış verilmiştir deniliyor. A şıkkına baktığımızda mezür dereceli silindir. Doğru bir eşleştirme olmuş. B şıkkı yer. C şıkkı Beher ya da Beher Glass olacak. Burada balon jöje dediğinden dolayı C şıkkı yanlıştır. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Diğer öncülleri de kontrol edelim. D şıkkında ayırma hunisi, E şıkkında da titrasyon işlemlerinde kullanılan büret verilmiş. Sorumuzda yanlış olan soru olduğu için cevabımız C şıkkıdır. Zeytinyağı ve su birbirine karışmayan, yoğunlukları farklı olan sıvılardır. Buna göre zeytinyağı su karışımını ayırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? Seçeneklere baktığımız zaman doğru cevabın B şıkkı olduğunu söylüyoruz. Ayırma hunisi Yoğunlukları birbirinden farklı sıvı sıvı heterojen karışımları birbirinden ayırmak için kullanılan laboratuvar malzemesidir. Aşağıdaki kimyasallardan hangisi insan ve çevre üzerinde zararlı etkiye sahiptir? denilmiş. Verilen maddelere baktığımızda D şıkkındaki kükür trioksit asit yağmurlarına neden olmaktadır. Bir asit oksit maddesidir. Biliyorsunuz ametallerin oksijence zengin bileşikleri yani oksijen sayısı ametalden daha fazla olan bileşiklerin sulu çözeltileri asidik özelliktedir. Bu nedenle atmosferde fazla bulunması asit yağmuruna neden olur. Çevre kirliliğinin bir etkisidir. O halde sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Kimya laboratuvarında bulunan bazı kimyasal maddelerin bulunduğu kapların etiketlerinde çeşitli güvenlik işaretleri vardır. Buna göre Yandaki kimyasal maddeler hangisinin bulunduğu kabın etiketinde karşısındaki güvenlik işaretinin olması beklenmez. Hemen güvenlik işaretlerinin anlamlarını yazalım arkadaşlar. Eğer bir deney tüpünden el ve metale damlatılan bir şey varsa bunun anlamı aşındırıcı özelliktir. Kuru kafayı gördüğümüzde bunun anlamı zehirli madde. Yanan bir ateşin ortasında O harfini gördüysek yakıcı madde. Eldiven işaretini gördüysek eldiven kullanılması gerektiğini belirten Tervaneyi gördüysek radyoaktif bir madde olduğunu bize belirtir. A şıkkında hidroklorik asit kuvvetli bir asittir ve aşındırıcı özelliği vardır. Dolayısıyla A şıkkı doğrudur. Hidrosiyenik asit zehirli bir maddedir. Dolayısıyla B şıkkı da doğrudur. Hidrojen gazı yanıcı bir maddedir. Oysaki güvenlik sembolü yakıcı e, sembolüdür. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Sodyum hidroksitine çıplak elle dokunmamamız gerekir. Uranyum ise radyoaktif bir maddedir. Doğru cevap C şıkkı olacaktır.